Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda Metin Yayınları'nın hazırladığı TYT AYT Geometri Soru kitabındaki 1. bölüm 5. testinin çözümünü yapacağız. Üçgende açılarla alakalı bir test çözümlere başlayalım. A, B açısının iç açısı verilmiş. Bir de C açısının dış açısı verilmiş. Ve yukarıda verilenlere göre X kaç derecedir diye soruluyor. Arkadaşlar nedir burada? İki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşit olduğundan dolayı yani sen ne yapacaksın burada? 2X-25 ile x artı 10'un toplayacaksın. Bu da neye eşit olacak arkadaşlar? 2x artı 35'e eşit olacak. 2x'ler gitti mi? Gitti. Burada x kalsın. Hocam bu eksi 25 artı 10 eksi 15 yaptı. Öbür tarafa artı 15 diye geçti. 35 artı 15'ten cevabımız da kaç çıktı o zaman arkadaşlar? 50 çıktı. Yani birinci sorunun cevabı edremit oldu. Geldik ikinci soruya. İkinci soruda da neler verilmiş? İkiz kenarlık verilmiş. 18 verilmiş. Hocam Burası 18 ise burası 90'a almayan açısı nedir? 90'dan 18 çıkarttığımız zaman 72. Hocam ikiz kenar var ya burada. Şuradaki üçgen bir ikiz kenar üçgen. Bu ikiz kenar üçgenin tepe açısı belli. O zaman 180'den tepe açısını çıkartıyoruz. Yani 180'den 72 çıktı. 108 2'ye böl. 54 54 oldu buraları. E burası 54 ise ve burada da iki iç açının toplam bir dış açı yok mu arkadaşlar? Var. Bunu çok kullanın. Genelde böyle iç açıya atıp iç açılar toplamından gidiyorsunuz. Uzatıyorsunuz uzatmayın lütfen. Evet x artı 18 54 olduğundan x de buradan kaç yapıyor arkadaşlar? 36 yapıyor. Yani ikinci sorunun cevabı böylelikle Ceyhan oldu. Geldik 3'e. Şimdi burada bir x kenar üçgen verilmiş arkadaşlar. Bu x kenar üçgene yoğunlaşacağız. Tepe açıda verilmiş. Tamam işimiz kolay o zaman. 180'den 50 çıkartıp 2'ye böleceğim. Yani 130 bölü 2'den kaç yapıyor burası? 65 65 yaptı. E yine arkadaşlar burada iki iç açının toplam bir dış açı yok mu var. 44 artı x direkt 65'e eşittir. Ve x de buradan kaç çıkıyor arkadaşlar? 21 çıkıyor. Yani cevabımız böylelikle ne çıktı arkadaşım? 21 yani akçay çıktı. Geldik. Bir sonraki soruya yani dördüncü soruya. Arkadaşlar şimdi açı ölçer verilmiş. Açı ölçerde bakın. Şuna bakın. Şu kaç dereceyi gösteriyor? 56 dereceyi gösteriyor. Hocam burası 56. Şu kaç derece gösteriyor? 136. Ama Bak 0 buradan başlıyor. Şurası 136. E, o zaman burası kaç oluyor arkadaşlar? Buraya kaç kalıyor? 180'e tamamlayan açısı 44 derece kalıyor. Yani burası 44 yaptı. O zaman 56, 44 ve x'in toplamı. 56 artı 44 artı x'in toplamı. Ne yapmalı? 180 yapmalı. Bu ikisinin toplamı kaç yaptı? 100. O zaman x'e ne kaldı arkadaşım? 80 kaldı. O zaman dördüncü sorunun cevabı böylelikle. Edremit oldu. Geldik beşinci soruya. Hocam ikizkenar kenar üçgen verilmiş burada. X kenar üçgen bizim için çok önemli. Zaten hemen ikizkenarları kenarları yoğunlaştığımızı fark etmişsinizdir. Hemen burada bir taban açısına değer vereceğim ama taban açısı var. Niye? Hocam 96 ise 180'e tamamlayanı. Yani 84 derece. E hocam burası da 84. 84, 84. Artık bazı işlemleri kafadan yapalım. 168, 180'e tamamlayanı 12 derece. Hocam burası 12 kaldı. E takıldık kaldık. Takıldığımız an ne yapıyoruz? verilen bilgilere yoğunlaşıyoruz. Büyük ihtimalle bir şey okumamıştır. Zaten sadece şekle baktım şu anda. AB ile AC'yi de eşit vermiş sana. Bak bu parça parçaya bu parça eşit vermiş. Ha, o zaman hocam bu açıyla da bu açı birbirine eşit olmak zorunda. Yani x artı 12 eşittir 84 olacağından x de buradan ne çıkıyor arkadaşlar? 72 çıkıyor. Yani cevabımız böylelikle balık esir oldu. Geldik 6'ya. Aşağıda 4 tane demir çubuk ve çubuklar arasındaki açılar verilmiştir. Hocam şu çubukla şu çubuk doğrusal ya. Şimdi aralarındaki kaç açı? Ters açıdan dolayı nokta açısıysa burası nokta açısı oldu mu? Oldu. Aa ne oldu burada? Hatta burada da ters açıdan nokta açısı oldu. E hatta x ise burası da nedir? x oldu. Bitti. Burası 100 ise bunun tamamı 180 değil mi arkadaşlar? Evet. E o zaman 180 ise buraya 80 kaldı. Yani bunlar 40 40 yaptı. E hocam bu nokta açısı burası da nokta açısı 40. O zaman burada 40 80 ve x'in toplamı kaç yapıyor arkadaşlar? 40 80 ve x'in toplamının 180 yapması lazım. X de buradan kaç yapıyor? 60 derece yapıyor. Yani cevabımız böylelikle Edremit oldu. Geldik 7'ye. ABC eşkenar üçgen. Eşkenar üçgen dediyse hemen şu eşitleri gösterelim arkadaşlar. Ya da başka ekstra bir yerde eşitlik verilmemişse önemli de değil. Şu açıların hepsini bir 60'er derece yazalım. Tabi bunlar birbirine eşit. Soruyu yapamazsak eşitleri de kullanacağız. Şimdi ne verilmiş burada? Başka bir şey verilmiş mi? Bir şey daha verilmiş bak. Takıldığım zaman soruyu okuyorum. Hocam burası DCB açısı alfa vermemiştim DCB'yi. DCB açısı. Şuraya alfa dersem ACD açısı ne oldu? 2 alfa. ACD açısı 2 alfa. Hmm. 3 alfa eşittir 60 çıktı buradan. Alfayı da buradan kaç bulduk? 20 bulduk. E hocam alfa 20 ise o zaman 2 iç açı bir dış açıdan hemen burayı 80 yazarım. E 80 80 160. O zaman buraya da yazalım isterseniz. 80 artı 80 artı x eşittir 180'den x de buradan ne gelir arkadaşlar? 20 derece gelir. Yani 7. sorunun cevabı böylelikle Ceyhan çıktı. Geldik 8'e. İkiz kenarlık var mı? Var. Hemen ikiz kenar üçgene yoğunlaşıyoruz. Tepe açısı da var zaten. 180'den 48 çıkart kafadan yap. 132. E 132'yi de 2'ye böleceksin. 66 66. Hemen bunlar 66 derece oldu. E ters açıdan dolayı burası da 66 yaptı. E burada da 66 artı 56 artı x'in ne olması lazım? 180 olması lazım üçgen açıları toplamından dolayı. Şu ikisinin toplamı kaç yaptı arkadaşlar? 6 6 12 6 5 daha 11 112 yaptıysa x de buradan kaç yapıyor? 68 mi yapıyor? Evet, cevabımız böyle yok. 68 mi? Şu ikisinin toplamı 122'ymiş. Pardon, işlem hatası yapıyordum. O zaman buraya ne kaldı? 58 kaldı. Yani cevabımız böylelikle Denizli çıktı arkadaşlar. Evet geldik bir sonraki soruya. Yani 9. soruya. Şimdi eşitlikler verilmiş. Hemen açıların eşitliğini yazacağım ama yazmadan önce bak 3 tane eşitlik var. Ne bu? Muhteşem üçlü değil mi arkadaşlar? Evet. Yani burası kaç derecedir? 90 derecedir. Sonra 26 ise buraya 26 yazarsın. Şuraya yazarsın falan filan ama soruda bir bilgi verilmiş. D ile AB birbirine paralel vermiş Hocam şununla şu birbirine paralelse bu paralelliği kullanacaksın. Ne var bu paralellikte? Hocam bak şöyle bir Z kuralı var. E, Z kuralından dolayı şöyle Z kuralını yine de gösterelim. Z kuralından dolayı burası ne olacaktır arkadaşlar? X olacaktır. E X artı 26 da eşittir. Tamamı 90 derece olacağından. X'e de kaç kaldı arkadaşlar? 70 değil de sanki 64 kaldı değil mi arkadaşlar? Evet cevabımız böylelikle Denizli çıktı arkadaşlar 9. soruda. Geldik 10. soruya. Şimdi AB ile AC eşit demiş. Bak şimdi dikkat. AB ile AC eşit. AC ile AB birbirine eşit. Bu eşitliği kullanacağız. Peki sonra 130 derece verilmiş. 130 da kullanacağız. Eyvallah. Hadi bakalım kullanalım arkadaşlar. Öncelikle buraya x dersem burası da x midir? Evet. Hayır. X demeyelim. Hocam şuraya a dersem burası da a mıdır? Evet. Ne, ne diyelim? Başka diyecek bir şey yok hocam. Şuradaki üçgene 130'un olduğu yere yoğunlaşmam lazım benim. E hocam 130'un olduğu yer buraya b diyecek olursam o zaman a 130'un olduğu yer ne çıktı arkadaşlar? A artı B artı 130 eşittir 180 değil mi? Evet. Buradan A artı B ne geldi arkadaşlar? 50 geldi. A artı B 50. Bak burada kaçı? A artı B 50 yaptı. E hocam bu bir ikizkenar üçgense tepe açısı 50 ise 180'den 50 çıkart. 130 2'ye böl. 65 65 yapacaktır. Yani x'i buradan kaç buluruz arkadaşlar? 65 buluruz. Cevabımız böylelikle Cihan oldu. Geldik 11. soruya. Ee, şu bizim içeridekilerin toplamı dışarıdakine eşit değil miydi arkadaşlar? Evet. Yani direkt şöyle bir boynuzumsu. Tırtıklı boynuz var arkadaşlar burada. Farkında mısınız? Tırtıklı boynuzda. Siz buradan yapabilirsiniz. Sıkıntı yok. Yani şu içeridekilerin toplamı dışarıdakilere 100 artı 65 eşittir yapabilirsiniz. Ama hocam onu bilmiyoruz. Ne yapacağız? E bildiğin yoldan yap kardeşim. Ne yapabilirsin? Üçgen yok bir şey yok. Var da şu açıda yok bu açıda yok. E 165'i de kullanman lazım. Şunu şöyle uzatayım. Doğru da açılarda da hep uzatmaları da yaptık. Ya da paralellikler varsa paralel doğruları uzatıyorduk. Neyse uzattık bunu. E, bunu uzatınca ne geldi arkadaşlar? İki iç açı bir dış açı. Ancak burayı yazabilirim ben. X artı 20 çıktı burası. Başka ne yapabiliriz hocam? E şunu da uzat madem. Şunu da uzattığım zaman şöyle şuraya kadar uzat mesela. Şunu da uzattığım zaman ne geldi? Hocam burada 100 ise burası 80 geldi bu arada. 65 ise burası kaç geldi arkadaşlar? 115 geldi. E Hocam burada da iki tane açı var. Bir dış açıya eşit. Burası da x artı 20 artı 25'ten x artı 45 geldi. Hocam burada bir dörtgen çıktı. E dörtgeni biz ortaokuldan biliyoruz aslında. Dörtgenden de yapılabilir de. Dörtgenden yapmak istemeyen arkadaşlar şunu da şöyle uzatıp bir şeyler yapabilir ya da şunu uzatıp yine bir şeyler yapabilir. Ama dörtgen direkt belli. Hani bu oyunuzdan yapmak istemeyenler bu şekilde de yapabilir. O zaman bunları toplayalım. X artı 45 artı 80 artı 115 artı 50'nin toplamı x artı 45 80 115 ve 50'nin toplamı kaç yapacak? 360 yapacak. Hocam, şunları toplayalım bakalım. 45 115 daha 160 yaptı. 160 80 daha 240 yaptı. 50 daha 290 yaptı. X de buradan 360 eksi 290'dan 70'e eşit olur. Yani cevabımız böylelikle edremit oldu arkadaşlar. Ve geldik son soruya. 12. sorudayız arkadaşlar. Ne var burada? ABC bir üçgen tamam. Şu verilenleri önce bir kullanalım. AD, AB ile FE birbirine paralel. Bir de şu ikiz kenar verilmiş arkadaşlar. AD ile AE. Hemen ikiz kenarlığı kullanalım. Arkadaşlar bu ikiz kenarsa 180'den 78 çıkart. Tepe açısı 78 ya. 180'den 78 çıkartsan 102. 2'ye bölsen 51 51 yapar. Tamam bunları bulduk. Başka AB ile FE birbirine paralel. Hocam şununla şu birbirine paralelse. Hocam yöndeş açı var burada. E yöndeş açıdan dolayı burası 10 derece mi oldu? Evet. E şimdi ne yapacağız arkadaşlar? A 10 büyük üçgenin açısı. Büyük üçgene bakacağız o zaman. 10 ile 78'in toplamı 88. 180'e tamamlayanı 92 mi yapıyor? Evet. Burası 92 olacak. E 92'yi de 2'ye böldüğümüzde buradaki açılar 46'ya 46, ya 46 mi yaptı? Evet. Şimdi bütün verilenleri kullandık. Bir tek x'i kullanmadık. x'e bakacak olursak x bu üçgende değil mi gençler? E, bu üçgende hocam 51 iken şurayı bulup iç açılar toplamından bulabilirim. Böyle yapmıyorsunuz değil mi? Ne var burada? 2 tane iç açının toplamı bir dış açı yok bu gençler? Yani 46 artı x eşittir kaç olmalı? 51 olmalı. x de buradan kaç çıkıyor o zaman? 5 çıkıyor. Yani 12. sorunun cevabı da böylelikle akçay oldu. Ve böylelikle testimizi bitirdik. Test 5'i bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test altıda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.